Teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler, Doktorum Yanımda devam ediyor. Instagram Doktorum Yanımda TV 360'lar. Lütfen sorularınızla ve yorumlarınızla bize eşlik edin. Hiçbir yere ayrılmayın. Devam ediyoruz. Koronavirüs mide ve bağırsaklara ulaşabiliyor mu? Virüs sindirim sistemimizi nasıl etkiliyor? Covid-19 tuvaletten bulaşır mı? Tuvaletler nasıl dezenfekte edilmeli? Gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Orhan Tarçın merak edilen tüm soruları cevaplamak için birazdan Doktorum Yanımda stüdyosunda. Koronavirüsten korunmak bizim elimizde sevgili izleyiciler. Birbirinden değerli ve önemli konuklarımızla sizlere bilgiler aktarmaya devam ediyoruz. Koronavirüste yeni gündemde umumi tuvaletlerden ikinci dalganın geleceği konusuydu. Evet, o da çok tartışılmaya başlandı. Evet, haberlerde, yazılı ve görsel basında sık rastladık. Şimdi bütün konunun detaylarını ve daha pek çok bilgiyi sıradaki konuğumuzdan alacağız. Gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Orhan Tarçın bizimle beraber. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar. Hoş bulduk. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Evet, dikkat ettim de maskesini son ana kadar çıkarmadı hocamız. Evet, evet. Öyle olması gerektiğini düşünüyorum. Evet, son derece dikkatlisiniz. Örnek olmak anlamında da zaten. Yani bu elimizden geldiğince yapılması gereken bir şey. Hepimizin çok dikkatli olması gereken bir şey. Çünkü toplumun bir kısmının dikkat etmesi, bir kısmının etmemesi problemi çözmüyor. Evet. Başından beri koronavirüsün hep akciğer ve solunum yolu enfeksiyonu ağırlıklı olduğunu biliyoruz zaten ama... Evet. Mart ayından sonra yavaş yavaş hani ishal, mide bağırsak sistemiyle ilgili şikayetlerin de koronavirüs hastalığında olduğunu görmeye başlamıştık zaten. Evet. Aslında sindirim sisteminde de etkisi olan bir virüsten bahsediyoruz değil mi? Evet, kesinlikle. Koronavirüs sindirim sistemini tutuyor. Dediğiniz gibi ilk başta solunum yolu enfeksiyonu olarak düşündük ama sonradan fark ettik ki sindirim sisteminde kalın bağırsağı tutuyor, ince bağırsağı tutuyor, yemek borusunun alt ucunu tutuyor, hatta karaciğeri tutuyor. Tabii bunlar bu sefer nelere sebep oluyor? Örneğin diyareye sebep oluyor, ishale. Korona hastalarında %50 oranında sindirim sistemi şikayetleri var ve bunun en az %20'si diyare şeklinde görülüyor. %50'sinde de aslında bayağı yüksek. Tabii, yani bu oranın hep daha düşük olduğu söyleniyor. Evet, ilk başta hep öyle düşünüyorduk daha doğrusu. Tabii. Ama yarısında beraberinde mide bağırsak problemi de var öyle mi? Kesinlikle. Daha doğrusu bağırsak problemi. Tabii ilk başta özellikle Çin'deki yayınlarda bunun daha düşük olduğu belirtilmişti ama sonradan bunun böyle olmadığı görüldü. Şöyle bir şey var. %50'sinde sindirim sistemi şikayeti var. Bunlar iştahsızlık, karında üst kadranda ağrı, bulantı ve kusma şeklinde gösteriyor kendini. Ama %20 oranında da ishal var. Şimdi şöyle bir şey var. Evet, bu hastalarımızda ishal oluyor ama bazı hastalarda ki COVID hastalarının %2'sinde sadece ishal bulgusu var. Ne boğaz ağrısı var, ne öksürük, ne de başka bir şikayet yok. O zaman şuna da dikkat etmek zorundayız. Kişide sadece ishal var, bu kişi korona olabilir. Tabii şöyle bir durum da var. İshal var ama ishalli hastaların %70'inde dışkıda virüs tespit var. Edilmiş durumda. İshal yoksa dışkıda %25 oranında görülüyor korona hastalarında. Yani kişinin sadece solunum sistemi şikayetleri var. Ama bu kişilerde bile %25 oranında dışkıda korona gözüküyor. Hatta şöyle bir şey var. Kişide solunum sistemi şikayetleri var. Ortaya çıkıyor, hastalık yerleşiyor ve iyileşiyor. Kişilere test yapılıyor. Boğazda ve burunda korona yok. Tamamen temizlenmiş. Ama bu kişilerin dışkısına bakınca 4 veya 5 gün daha koronanın devam ettiği görülüyor. Dışkısına... Sonuçta dışkıda evet, evet. 4-5 gün boyunca kişi iyileştikten sonra bile korona görebiliyor. Tabii bu da büyük bir risk çünkü tuvaletlerden bulaş riskini ortaya çıkartıyor. Ama buradaki bulaşma bir hepatitteki gibi bulaşma değil herhalde değil mi? Yani el, ağız yolu burada da var mı mesela koronavirüste yoksa ağırlıkla havadan mı
bulaşıyor. Yani tabii el ağız bulaşımı yine söz konusu burada. Çünkü dışkının içinde var. Yüzüne değdirdiğim var. Zaman. Tabii tabii dışkıya temas, iyi el yıkamama, dezenfektan kullanmama yine yayılma sebep olabilir. Aynı kişi defalarca yine enfekte de olabilir burada. Ama burada şöyle bir durum da var. Tabii ki genel tuvaletleri düşünürsek, koronalı bir hasta oraya girdiği zaman ve tuvaleti kullandığı zaman en son rezervuarı kullanıp düğmeye basıp yıkadığı zaman ortaya çıkan pulverizasyonla aerosol etkisiyle korona yayılabiliyor. Bir. İkincisi bu kişinin ağzından burnundan genelde tuvalette maskeyi çıkartıyoruz. O durumda yine küçük kabinlerde bir yayılım olabiliyor. Yani sonuçta hem solunum yoluyla hem de el ağız yoluyla bulaşım olabiliyor. Ama ilk başta dışkıyla bulaşmadığını düşünüyorduk. Fakat şimdi artık bundan eminiz çünkü testler bunu gösteriyor. Yani ortak tuvaletler büyük risk teşkil ediyor hepimiz çok için. Çok büyük bir risk. Tabii burada şöyle bir şey var. Hani dışkıyla bulaşması bize şu sorunu getirmeye başladı. Örneğin bazı ailelerde evde tek bir tuvalet var ama koronalı hasta var. O zaman aynı tuvaleti kullanmak zorundayız. O koronalı hastanın kullandığı tuvaleti nasıl dezenfekte edeceğiz? Bu bizim için önemli. Şöyle birkaç yöntem var. Tabii ki örneğin birçok dezenfeksiyon solüsyonları var. Bunlar kullanılabilir. Çamaşır suyu gibi çok da etkilidir. Bunu %1 oranında kullanabiliriz. Evet. Ama kapalı ortamda çamaşır suyunu kullandığınız zaman akciğerlere zarar veriyor. Bir de o tuvaletin bütün her tarafını temizleyebilmek mümkün değil. Havada da asılabiliyor. Nasıl dezenfekte edeceğiz kısmına geleceğiz hocam. Az önce söylediğiniz aslında o zaman bilim insanlarının dediğini de siz de bir bilim insanı olarak doğrulamış oldunuz. Sonbaharda ikinci dalga umumi tuvaletlerden gelecek diye haberleri ilk okuduğumuzda nasıl yani dedim ben bir an. Bir an aklıma da şey geldi benim, çay bahçesindeki tuvaletler falan. Hani umumi tuvalet deyince sokakta giderken ay şurada bir tuvalete gireyim demem ki diye düşündüm ama umumi tuvalet dediğimizde evde ortak kullanıyoruz. İş yerinde en son ev akla geliyor ama. Restoranlarda var. Restoran, bir yerde yemek yiyoruz. Tuvalete girme ihtiyacı duyuyoruz. AVM'lerde var. Yine. AVM'lerde var. Bütün bunlar kastediliyor ve arkadaki haberi de siz doğrulamış oldunuz. Ekrana da şimdi getirecek arkadaşlarımız. Sonbahar ve kış aylarında soğuk hava nedeniyle koronavirüs vakalarının artacağını ve umumi tuvaletlerin virüsün temel yayıcıları haline geleceği belirtildi. Demek ki bu konuda ekstra dikkat edeceğiz. Nasıl dikkat edeceğiz? Şimdi o kısma gelebiliriz. Şimdi şöyle bir şey var. Özellikle genel tuvaletler kullanırken bunların maalesef iş yerlerindeki, restoranlardaki ve AVM'lerdeki tuvaletlerin havalandırma sistemi yok. Yani bir pencereyi açaraktan orada yatay bir akım sağlayamazsınız. Sadece havalandırmaları var ama havalandırmaları da oksijenizasyon için yapılmış sistemler. Yani o tuvaletin dezenfeksiyonu için yapılmış sistemler değildir. O zaman bu tuvaleti kullananlardan kolayca hastalık yayılabilir. Peki hani birkaç şekilde yayılma olabiliyor? Biraz evvel demiştim hem rezervuara basmakla olabiliyor, bu önemli bir şey. Bir de ikincisi o kişilerin maskesini genelde tuvalete çıkarmasından kaynaklanıyor. Yani bir havadan bulaş var. O zaman bizim tuvaletlerde havayı dezenfekte etmemiz lazım. Bir de tüm tuvaletleri dezenfekte eden başka sistemler kullanmamız lazım. Şimdi kullandığımız sistemler arasında şöyle bir farklılık var. Bazı dezenfeksiyon sistemleri çok güzel dezenfekte ediyor ama o anda tuvaletin içinde kimsenin olmaması lazım. Örneğin ozonlu sistemler, çalıştırıyorsunuz küçük bir ozon cihazını ve çok güzel tuvaleti dezenfekte ediyor ama oraya yarım saat kimsenin girmemesi lazım. O zaman siz o genel tuvaletlerde bu ozon sistemini sabah ve akşam kullanabilirsiniz. Aralarda kullanamazsınız. Ama devamlı sirkülasyon var. Bir kişi giriyor, diğeri çıkıyor, bir kişi giriyor, diğeri çıkıyor. O zaman insanlar içindeyken dezenfekte edecek sistemleri kullanmamız lazım. Örneğin bir tanesi de ultraviyole lambalarıydı. Ama ozon gibi ultraviyole lambasını da tepeye astığınız zaman İçinde hiç kimsenin olmaması lazım. O zaman başka bir çözüm ortaya çıkmaya başladı. Biz bu havayı alalım, filtrelerden geçirelim, sonra da ultraviyoleden geçirelim, bu taraftan temiz olarak verelim görüşleri ortaya çıktı. Ve bu tipte cihazlar var. Oldukça da yaygın zaten şu anda. Ve bunları tuvaletlerdeki hem küçük odalara hem de el yıkama bölümüne ayrı ayrı koyaraktan hava dezenfeksiyonunu sağlayıp bulaşı engelleyebiliriz. Ama tabii başka bir şey de var. Aynı zamanda tuvaletlerdeki bütün muslukların mutlaka
Fotoselli olması lazım. Yani açıp kapama olmaması lazım. Yapmamız gereken kapılar şey. Kapılar da belki. Tabii tabii. Evet. Yani bu zaten alınan kararlarda vardı. Tuvalet kapıları temassız açılıp kapatılabilmeli. Yine tuvaletten işte alacağımız bizim köpükler veya sabunlar dokunmadan alınmalı. Bu da çok önemli şeylerden teki. Evet, sorularımız gelmeye başladı hocam. Instagram hesabımıza. İzleyicimiz diyor ki ben bundan bir ay önce ishal, kusma, ateş ve üşütme oldum. Acaba geçirmiş olabilir miyim? COVID-19 bağışıklık güçlendirici ilaçlar kullandım ve çok halsizim, kemiklerim bile çok ağrıyordu. Burada bir antikor testi herhalde devreye girmeli. Kesinlikle. Tabii evet. Antikor testi kullanılabilir. Üstünden çok geçmiş bir ay önce. Ama bunun ne olduğu konusunda karar verebilmek şu aşamada çok güç. Çünkü o anda yapılması gereken testler yapılmamış. Ha, antikor testleri şu anda kullanılabilir ama antikor testlerinde geçerliliği o kadar yüksek değildir. Evet, şimdi iyiyse... Soru yok gibi. Aynen, iyiyse yaşamaya şimdi, devam. Yani o dönemde gerekir, çünkü evet. Herhangi başka bir bağırsak enfeksiyonunun nedeniyle de hastalandıysa zaten hani ateşi olacak, üşütmesi olacak, ishali kusması olacak. Yani bu illa koronavirüsün bir işareti olarak kabul etmek doğru olmayacak. Tabii yani bunu normal bir influenza bile yapabilir. Tabii. Yani herhangi bir viral enfeksiyon, gripal enfeksiyon. Evet. Korona haricindeki bu diğer enfeksiyonlar bu şikayetleri yapabilir. Ama bu şu açıdan mesela önemli bence. Hani anlatıyor ya, bak halsizdim, kemiklerim bile çok ağrıyordu. Bu esasında bağışıklık sisteminin bir şeyle mücadele ettiğinin en iyi göstergesi. Öyle değil tabii, mi hocam? Tabii tabii. Bütün yani hastalıklarda görülebilir bir şey bu yani. Tabii tabii, aynı şekilde. Evet. Sonuçta hani bunun korona olup olmadığını şu anda söyleyebilmek mümkün değil. Bunlar var diye doğrudan koronayı düşünmemeliyiz ama evet. Koronayı da şu dönemde aklımızdan çıkartmamamız gerekir. Hocam az önce bir şey söylediniz ya, ben çok merak ettim. Hani dışkıdan hiçbir belirti vermeyip ishal olan ve dışkıdan korona tespit ettikleri oluyor dediniz. Hani hep kan tahlilinden biz dem vururuz biliriz ama dışkıdan korona testi diye bir şey var mı? Yani gayta testi dahil mi bu korona tespitine? Aslında şöyle bir şey var. Şimdi biz boğaz sürüntülerinden PCR denen yöntemle korona bakabiliyoruz ama aynısını dışkıda da kullanabiliyoruz. Hı-hı. Yani sonuç olarak boğazımızda kullandığımız testi dışkıda da kullanabiliyoruz. O yönden, o açıdan bir gerekirse problem yok. Kan testi olanlar antikor testleridir. Yani küçük bir kan alırız. Genelde parmaktan alırız. Ha evet, doğru. Evet, onu antikor. Evet. Bir de yeni çıkan antijen testleri de var bu konuda. İyi çalışan aklıma testler de var. Aklıma şu soru geldi. Şimdi mesela koronavirüs enfeksiyonu olup sadece ishalle kendini belli eden kişilerde mesela bulaşma olduğu zaman ev içinde. Çünkü biliyoruz hani bir koronavirüs enfeksiyonu aileye girdiyse muhtemelen diğer insanlar da enfekte oluyor. Zaten hani geçirmiş miyim sorularına ben bazen diyorum ki ailedeki diğer herkes sağlıklı mı kaldı? Sağlıklı kaldıysa muhtemelen geçirdiğin şey koronavirüs değildi. Evet. Mesela ishalde de böyle bir şey var mı? Yani ishalle belirti veren koronavirüs vakaları bulaşma olduğu zaman gene ishalle mi kendini gösteriyor? Öyle bir bilgimiz var mı? Yok. Şöyle. Evet. Yani %2 hasta demiştik. Çok ender bu, tabii. Ama şöyle bir şey var. Tüm Türkiye'ye vurursanız bunu 4800 hastada sadece ishal ortaya çıkmış. Yani Türkiye'de 4800 koronalı hastanın belirtisi, tek belirtisi ishal. Bu evin içinde ve diğer yerlerde bu hastalığı yayar. Ama bu hastalığı, bu COVID'i alan kişilerde sadece ishal gözükmez. Yine sistemik solunum sistemi belirtileri de görülebilir. Veya o COVID'in klasik bildiğimiz her türlü ateş, boğaz ağrısı, halsizlik, öksürük görülebilir. Evet, şimdi Instagram hesabımızdan sorularınızı göndermeye devam edin sevgili izleyiciler. Az önce çok güzel bilgiler verdiniz. Yani dediniz ki havalandırma cihazları var. Onları birazdan göstereceğiz. Evlerimize alabilir miyiz mesela? Tabii, o da dezenfeksiyon cihaz. Çünkü. Aslında şöyle bir şey var. Bütün sınıflarda, bürolarda, muayenehanelerde olması gereken bir şey. Çünkü insan yanındayken hava dezenfeksiyonu zor. Ama bunu sağlayan yeni sistemler var. Çok da pahalı da değil ama 4-5 kişinin çalıştığı bir büro düşünün. Burada bir kişide COVID var, diğer 3 kişide yok. Ve aynı havayı soluyorlar. O zaman bizim o havayı dezenfekte etmemiz gerekir. Veya sınıfları düşünelim. 15-20 öğrenci var ve bunlardan bir veya ikisinde COVID var. O durumda bizim o havayı dezenfekte etmemiz lazım veya enfekte havayı uzaklaştırmamız lazım. Evet. Şimdi gastroenteroloji uzmanını yakalayınca izleyicimiz hemen diyor ki gastriti olan biri risk grubunda mıdır koronavirüsle ilgili? Evet. Gastrit ve koronavirüs bağlantısı var mı hocam? Aslında burada gastritin olması koronavirüs enfeksiyon riskini arttırmaz. Ama gastrointestinal sindirim sisteminin bazı hastalıkları vardır ki
onlarda korona riski artar. Örneğin ülseratif kolit dediğimiz, kron hastalığı dediğimiz durumlarda biz özel ilaçlar kullanıyoruz. Kortizon kullanıyoruz veya değişik böyle kanser ilaçları kullanıyoruz ki bağışıklığı düşüren. İşte bu durumda o kişilerde COVID'e yakalanma ihtimali yüksektir. Peki ilaçları kesiyor muyuz derseniz, yok kesmiyoruz. Ancak özel durumlarda kesiyoruz. Evet, ama bazı sindirim sistemi hastalıklarında yakalanma oranımı daha yüktür koronaya, ama gastritte kesinlikle evet, öyle bir şey yok. Doğru. Peki şimdi şeye dönmek istiyorum. Özellikle bulaşmanın tuvaletten hani olabileceğini gördük. Evet. Mesela ailede biri COVID geçirdiyse. Evet. Tuvaletteki temizliği nasıl yapmak lazım? Şimdi hani ailede bir aynı tuvalet. Bir öncelikle evde bir tuvalet. Bir tuvalet varsa işte o zaman işler zor. Şimdi bu imkanlar dahilinde olan bir şey. Ama hasta kişi tuvaleti kullandıktan sonra mutlaka orayı biz çamaşır suyuyla dezenfekte edebiliriz. En ucuz yöntemlerden teki. %1 oranında sulandıraraktan bunu yaparız. Ama özellikle hani belli onu bir yerlere, açalım mı? %1 sulandırarak dediğimiz %1 zaman. %1 örneğin bir yani kovaya. Yani bir kere çamaşır suyunu suya, direkt olarak dökmüyoruz yani. Kesinlikle. Hani. Kesinlikle zaten çamaşır suyunu kapalı ortamlarda kullanmak maalesef ki hele tuz ruhuyla karıştırılırsa değil daha mi? Daha kötü. Ama yani çok duyduk o akciğerleri tabii tamamen harap eden bir şeydir. Şimdi %1 oranı dediğiniz gibi çok önemli burada. Hangi oranda? Bunu en kolay biz fincanla söylüyoruz kendisine. Aynen. Diyoruz ki bir kova alın. Oraya 100 fincan su doldurun. Bir fincanda çamaşır suyu doldurun. Yani sonuçta bu %1'e denk gelmiş oluyor. Evet. Bunu kullanabiliriz. Ama şöyle bir şey var. Eğer ki dışkı hani ishal şeklinde olduğu için. Çünkü koronalı hastalar günde 4 ile 8 kere tuvalete çıkarlar. Yani az bir oran değil. 8 kez tuvalete gidiyor. O zaman örneğin ishal şeklinde de gidiyor. Eğer dışarıya sıçrama olursa o zaman durum değişiyor. Dışkıyı oradan temizlemek için bize mutlaka bu sefer 100 fincan su kullanmak yerine sadece 10 fincan su koyacağız. Gerisini de zaten çamaşır suyuna ekleyeceğiz. Yani onda bir oranında olacak. 10 fincan su, 1 fincan çamaşır suyu. Şey de olabilir ve aslında. Ve onu hani daha sonradan temizlemek lazım. Yapabilen rezervuarı bir rezervuar dediğimiz sifonu diyoruz. Evet, ama herkes de şimdi çoğunlukla bütün yukarıda evlerde duvar arkasına tabii monteli olduğu için çok zor. Üstüne açıp koyabilirsiniz. Açılabiliyorsa. Evet. 10 litredir. Evet. 10 litredir onların. Evet. %1 yap. Evet. Yani ona da bir çay bardağı herhalde koyduğunuz zaman evet, yeterli olur. İyi, ama sadece tuvaletin içini yapacaktır. Bu tek tuvalet olduğu için üstteki klozet kapağını falan dezenfeksiyon için ona ayrıca bir bir de hep şey vardır ya Orhan Hocam. Hani tuvaletlerde en kirli yerler kapı tutamaçları oluyor. Evet. Oraların da özellikle temizlenmesi gerektiğini hatırlatmak lazım. Kesinlikle. Hem kendi evdeki tuvalette hem de umumi tuvaletlerde, iş yerindeki tuvaletlerde mutlaka oraların temizlenmiş olmasından yani temizlenmiş olduğundan emin olmak gerekiyor. En kötü ihtimal kağıtla açıp benim sık yaptığım şeydir bu. Tutamacı kağıtla tutup kapı kapanması diye ayağınızı koyabilirsiniz. Sonra da kağıdı atacaksınız. Yani bunu unutmamak lazım. Genel tuvaletlerde artık yani kapıların otomatik olarak açılır kapanır şekilde. Şöyle olacak gerek. O zaman yeni inşaat projelerinde koronavirüse uyumlu akıllı yeni evler normaller yapılacak. İşte. Evet. Yeni normal. Yeni normaller. Ev alırken bunlara bile dikkat edeceğiz belki de. Sorularla devam ediyorum hocam. 2 yıl önce ülseratif kolit teşhisi konuldu. Raporum var. İlaç kullanıyorum. COVID-19 kapsamında kronik hastalık olarak sayılıyor mu? Yani ben kronik hastalığı olan ve risk grubunda olan biri miyim diyor izleyicimiz. Şimdi burada kullandığı ilaçlar hangisidir bilmiyoruz. Ama eğer ki burada kortizon dediğimiz ilaçlar ve bağışıklığı bastıran ilaçlar kullanılıyorsa bu kişi mutlaka risk grubunda. Aynı zamanda bu kronik hastalık olarak da kabul ediliyor. Fakat şöyle bir şey var. Sağlık Bakanlığı listesinde kronik hastalıklar grubunda bunu bulamasanız bile aile hekimleri gereken müdahaleleri yapıp size artık rapor verebiliyor. Evet, sorularınızı konuğumuz gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Orhan Tarçın cevaplıyor. Sevgili izleyiciler, Instagram'dan bizlere ulaştırabilirsiniz. Evet, hemen bir sorumuz daha var. O zaman hemen yine devam edelim hocam. Yakaladık sizi madem. İzleyicimiz diyor ki 18 Temmuz'da COVID testim pozitif çıktı. 6 Ağustos'a kadar tedavi gördüm. Negatif çıktı ve taburcu oldum. Karantinadayım evde, fakat son bir haftadır kabızlık sorunu başlamış. Hani daha önceden ishal vardı, kabızlığa mı döndü yoksa normal tuvalete çıkarken mi kabızlığa döndü bilmiyoruz. Ama burada genelde bu tip bir olaydan sonra kabızlık görülmesinin sebebi hareketin azlığıdır. Hep evde olunuyor, yemek yiyor. Biraz da posadan fakir diyetler oluyor. O durumda kabızlık artıyor maalesef. Panik yok yani.
Ha yok, yani şu anda ortaya çıkan bir kabızlık bir problem teşkil etmez. Normalde olabilecek. Mesela kabızlık koronavirüste görülüyor mu? Hani hep ishalden konuştuk ama. Çok nadir görülüyor. Sadece 4 vakada görülmüş koronavirüs enfeksiyonu sanırım. Yakın zamanda 4 vakada görülmüş. Bu enteresan görülmüş. Aslında. Yani virüs akciğer dokusunu severken bağırsakta da acı reseptörü mü var? Yani kesinlikle, dediğiniz gibi. Kesinlikle. Bağlanacağı bölgeler var, öyle mi? Kesinlikle. Hem yemek borusunun altında, hem ince bağırsaklarda, hem de kalın bağırsakta acı 2 reseptörü var. Yani virüs aynen. Yani acı 2 reseptörü ne demek şimdi? Acı 2 tane reseptörü, doktorun bunu yanında. Bunu esasında hani çok konuştuk diye şey yaptık. Hep konuşuldu diye bir dönem. Koronavirüs nasıl hücre içine giriyor? İşte bir bağlaça tutmak zorunda. Hani kapı tokmağı gibi düşünün. Evet. Virüs kapı tokmağını tutmak zorunda. İşte kapı tokmağı da acı 2 bağlaçları. Tabii tabii, anahtar kilit modeli. Yani sonuçta o algaç bağırsaklarda varsa gidip oraya virüs bulaşıyor ve aynı zamanda o hücrelerin, sindirim sisteminin hücrelerin içine giriyor ve hastalık yaratıyor. Her yeri ve seviyor son, yani bu koronavirüs. Yani, maalesef bir de damar, tabii damarları da tutabildiği için nörolojik bulgular da olabiliyor. O zaman çok damar tıkanıklıkları gördük bu dönemde ya zaten. Tabii. Hocam hadi gelin o zaman, biz nasıl dezenfekte ederiz evlerimizi, salonlarımızı, asansörleri ve tuvaletleri, cihazları bir görelim. Şimdi biraz evvel... Hocam böyle gelebilirsiniz arzu ederseniz. Evet. Tamam. Ben de şuraya ki. Bir yerleşeyim. Öncelikle ben ozondan bahsetmek istiyorum. Şimdi ozon cihazları şurada öbür tarafta görmüş olduğunuz iki tane cihazımız ozon cihazıdır. Bir tanesi büyük olan ozon cihazı. Bunu yaklaşık 100 metrekare alanda kullanabiliyorsunuz. Bunu da 9 ile 40 metrekare alanda kullanabilirsiniz. Ve bunun özelliği şudur. Ozon cihazının özelliği şudur aslında. Bakın bu... Sadece havadaki oksijeni alır ve O2'dir oksijen, ama O3 haline getirir ve bu da çok fazla kuvvetli bir oksidasyon yapar mikrobik ajanlarda, yani virüste, mantarda, akarlarda, bakterilerde tahribat yapar ve sonuçta bunları öldürür. Tabii bunu yaparken özel bir içine sıvı koymuyoruz. Kuru havayı içine alıyor. Bizim yaptığımız tek şey bu cihazları fişe takmak oluyor ve düğmeye basmak oluyor. Ama orada siz biraz önce söylediğiniz önemli bir şey var. Bunu çalıştırırken içeride kimsenin olmaması gerekiyor. Tabii. Yani burada en önemli şey, örneğin düğmeye basıyoruz ya. Çok kolay bir şekilde arkadan havayı alıyor. Evet, buradan üflemeye başladı zaten. Bilmiyorum, gösterebiliyor muyuz burada? Mi? Evet, mavi bir ışık var. Bunun anlamı evet, şu anda ozon veriyor ve yaklaşık 20 dakika içinde buradaki her yer dezenfekte edilmiş olacak. Şimdi şöyle bir şey var. Bu tabii ozonu çok içimize çekmememiz lazım. İş yeri lazım. İçin tabii uygun bir şey değil mi? Tabii bu büyük olan iş yeri böyle için. Böyle gelin isterseniz. Biz ozonun iş yeri hep için, iyi geldiğini, kişilere de iyi geldiğini duyduk ozonun, ozon, demek ki biz olmayacağız orada. Şu var. Eğer ozonu alırsanız siz tabii kanın bazı komponentlerini dışarı alıp ozonu ondan geçirirseniz olumlu bazı etkileri olabiliyor. Bu konuda hala çalışmalar var. Özellikle etkileri. Evet, bayanlar buna yani çok ilgili. Bu konuda araştırmalar devam ediyor hala. Evet, yani bağışıklığı arttırdığı söyleniyor ama zaten yani araştırmalar devam ediyor. Ama siz tutup da ozonu bu şekilde verirseniz dışarıya, akciğer ödemine kadar giden problemler yaratır. Yani bunu açıyorsak siz orada olmayacağız. Aynen. Bunun düğmesine basacaksınız odanın dışına. Yarım saat sonra zaten bu kendiliğinden kapanır ve ozon parçalanmaya başlar. Ama siz yarım saat sonra kapıyı bacayı açsanız daha rahat edersiniz veya pencereyi. Tabii bu geniş alanlar için restoranlarda kullanabilirsiniz, otellerde o dezenfeksiyon için kullanabilirsiniz. Kaç metreye kadar, metrekareye bu 100 kadar. Metrekareye kadar etkili. Ama şu gördüğünüz küçük cihaz, bunlar çok pahalı cihazlar değildir. Onu da ben söyleyeyim. 1000-2000 liralık cihazlardır, öyle çok değil. Yani alınıp kullanılabilir. Bir tek dikkat edilmesi gereken şey, insan varken bunlar kullanılmayacak. Şu küçük olanı da özellikle biz evlerde tavsiye ediyoruz. Hani biraz evvel demiştim ya, Covid'li hasta var. Evde tek tuvalet var. O tuvaleti nasıl dezenfekte edeceğiz? Evet, kapı kolu, rezervuarın kapağı, lavabo, her yer önemli. Siz onu çamaşır suyuyla da dezenfekte edebilirsiniz ama o çamaşır suyunu her yere ulaştırmanız pek mümkün değil. Ama böyle bir cihazı çalıştırdığınız zaman havanın ulaşabildiği her yere ozon ulaşır ve orayı da dezenfekte eder. Bu çok önemli olan kısım, biraz önceki konumuzda da dedik ya, dokunduğumuz eşyalardan bulaşsaydı şu an vakalar daha fazla olurdu. Evet. Bulaş yolu daha çok hava diye hep vurguladık. O yüzden Covid-19 ile ilgili hava temizliği de bizim aslında dikkat etmemiz gereken en önemli konulardan biri. Tabii tabii, hava dezenfeksiyonu özellikle içinde en büyük sorunumuz o. Havayı dezenfekte edebiliyoruz ama ozonla veya tepeye bir ultraviyole koyarak dezenfekte edebiliriz. Fakat en önemli sorun, içinde insanlar varken havayı nasıl dezenfekte edebileceğiz? Orada şimdi, çünkü şu da çok önemli. Hani dün esasında bundan biraz bahsettik.
Çin'deki ilk vakalardan bir tanesi restorana gelen COVID taşıyan bir kişi, koronavirüs taşıyan bir kişi. Baktığın zaman 3 masada oturan kişiler enfekte oluyor, virüsü kapıyor ama yan masalar mesela enfeksiyonu kapmıyor. Neden? Çünkü klimanın havalandırması bu şekilde, akımı bu şekildeymiş. Dolayısıyla düzgün bir havalandırma olmadığı için oradaki 3 masa enfekte olurken diğer 2 masada hiç enfeksiyon görülmemiş. Hocam bunları sizi de böyle alalım mı? Tabii. Toparlamamızın esasında nedenlerinden evet, bir tanesi göstermemizin de hava akımının esasında önemli olduğu ve bir yandan tabii da içinde bulunduğumuz mekanın havasının dezenfeksiyonu. Evet. Bu çok önemli ve yakında ben birçok özellikle kışta geliyor restoranlarda, okullarda ve kapalı olan bürolarda bu hava dezenfeksiyonu sistemlerinin kurulacağını düşünüyoruz ki var zaten. Şu anda bizim muayenehaneler grubunda herkes bunu kullanıyor. Şöyle bir şey var. İçinde tabii biz kapalı dezenfeksiyon sistemleri kullanmalıyız. O havayı almalıyız. Örneğin burada asansörlerde kullanılan bir sistem var. Biliyorsunuz en çok bulaş asansörlerden olmaya başladı son zamanlarda. Çünkü asansörler kapalı alan, kolay kolay dezenfekte edemiyorsunuz. 2-3 kişi biniyor. O zaman bu gibi cihazları asansörlere monte ettiğiniz zaman var, piyasada satılıyor. Yani sonuç itibariyle esasında şu sevindirici, bir yandan evet teknolojinin getirdiği yükler var ama teknoloji koronavirüs mücadelesinde de bize yardımcı oluyor gibi görünüyor. Burada getirdiğimiz aletlerde havanın temizlenmesi açısından bize faydalı olacak. O yüzden tabii çok teşekkür ediyoruz size. Bugün yorduk. Vakit çok sınırlı olduğu için maalesef evet, bilgilerde de biraz kısıtlamaya gidiyoruz. Bir sonraki seferde daha da ayrıntılı sizle bu konuları konuşmak istiyoruz sevgili Orhan Hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz bilgiler için. Lütfen bize. Evet, sevgili izleyiciler, tabii el dezenfektasyonu, ellerimizi yıkamak ve maske takmak çok önemli diye vurguluyoruz ama bulunduğumuz ortamında bulunduğumuz havanın temizliği de çok önemli. Bu konuyla ilgili de teknoloji sınırsız olanaklar bizlere sunuyor. Hiçbir yere ayrılmayın. Az sonra kapanış için burada olacağız. Evet. Değil mi hocam?